Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir pantolon çalışması yapacağız. Pantolonumuz sadece trabzanlardan oluşmakta. Yalnızca renk vererek hareket kattığımız pantolonumuzu bel kısmından başlıyoruz. Daha öncesinde örmüş olduğumuz şu bluzumuzun altına takım olarak örmeyi uygun gördük. Evet pantolonumuza kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Evet, örgümüze Nako'nun Minnoş Baby'si ile başlıyoruz. %50 poliamid, %50 primium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası ise 1986. Şöyle gramajına bakalım. 100 gram ve 336 metreden oluşmakta. İpimizi 3,5 numaralı tığımızla öreceğiz. Pantolonumuzu daha önceki örmüş olduğumuz Bluzumuzun kazağımızın altına takım olarak e, yapmak istiyorum. Onun için 88 tane lacivert ipimle yine aynı Nakon'un lüks minnoş babysi olan lacivert ipimle örüyorum. Ben bunu daha önce farklı örgüde kullandığım için yarım. O yüzden renk numarasını veremiyorum. Sadece e, gerekli olan bel kısımlarında, kol, e, kısımlarında kullanmıştık. Diğerinde ise paçalarında kullanacağız. 88 tane zincirimizi çekerek belimiz için başlayalım. Şimdi düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5 88 zincirimi düzgün bir şekilde şöyle alıyorum. Bakın zaten düzgün çekilmişti. Birinci zincirime gelerek batıyorum ve birleştiriyorum. 3 tane zincir örüyorum 2, 3. 3 zincirimi ördükten sonra bu görmüş olduğumuz yuvarlak zincirimizi birer birer trabzan örerek başlangıç noktamıza kadar getiriyoruz. Her bir zincirimizin içerisine bir tane trabzanım örüyorum. Birer birer yuvarlağımızı başladığımız yere kadar ikili trabzanımızı örerek tamamlayalım. Zincirlerimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı ördük ve ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza 3 tane zincir çektiğim yere geliyorum. Batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar aynı yere 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın yandan giriyorum ve dışa doğru kabartılı biçimde örüyorum. Bir sonraki trabzan için arkadan giriyorum sağından ve solundan tığımın başını çıkarıyorum ve bir trabzan da bu şekilde örüyorum. Bir yandan giriyorum. Bakın şu şekilde yandan trabzanımı örüyorum. Arkadan giriyorum. Bir tane yandan sıradaki trabzan arkadan ve bu şekilde bir yandan bir arkadan girerek lastik olarak örüyoruz. Pantolonumuzun bel lastiğini bir ters bir düz olarak ördük. Bir yandan bir arkadan bir yandan bir arkadan örerek geldim. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Birinci sıramız düz ördük. İkinci sıra bir yandan bir arkadan. En son trabzanımla ilk başlangıç olan trabzanımı birleştiriyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki ilk trabzanımı yandan örüyorum. Zaten yandan başlamıştım. Dışa kabartılı olanları yine kabartılı, içe çukur olanları yine arkadan alarak örelim. Bir yandan, bir arkadan, bir yandan, bir arkadan aynen gördüğümüz şekilde lastiğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar aynen gördüğümüz şekilde örelim. Bir yandan, bir arkadan ve bir yandan Tekrar arkadan, yandan, arkadan örelim. Şimdi 3. Üç, sıramıza başladım. Birkaç sıra daha örelim, tamamlayalım. Pantolonumuzun lastik kısmını tamamladık. Belimizin e, bu kadar ölçü yeterli. 4 santim, şöyle 4 birazcık geçmekte. 4,5 santim pantolonumuzun bel ölçüsü. Şimdi bu diğer renkteki ipimizde hemen örmeye başlıyorum. Normal trabzanlarla örüyoruz. Buradaki gibi lastik uygulaması çalışmayacağız. Herhangi bir yerden batalım. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Sırası ile trabzanlarımı örüyorum. İkili trabzan bir defa başını doluyorum. İki defa da örüyorum. bluzumuzun takımını oluşturuyoruz. Örmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına birer birer bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Başlangıç noktasında görüşelim. Pantolonumuzun birinci sırasını örerek geldiğim trabzan ördüm ve ilk başlangıcımız ve son trabzanımızı birleştiriyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum 2 3 modelimizi trabzan olarak öreceğimiz için aynen trabzan olarak birkaç sıra örmeye devam edelim hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum sırası ile trabzanlarımı birer birer örüyorum yine aynı şekilde batıyoruz bakın her bir trabzanıma bir tane batıyorum ve ikili trabzan olarak örüyorum. Düz örüyoruz ve biraz büyütelim, Bacak ayrım yerine kadar yani epey 4 parmak kadar örelim. Sonrasında görüşelim. Pantolonumuzun üst bölümünü çalıştık. Şimdi paçalarını ayırmak için hazırız. Önce bir ölçelim. Lastiğimizle beraber 17 santim ördük. Tam ortalayalım. Şöyle baktığımız zaman pantolonumuzun kaç tane trabzan başladı isek tam yarı yarıya sağdan ve soldan eşit olacak şekilde ayıralım. Kaç başladı isek 20, 40, 50 yani büyüklüğüne göre ördüğümüz e, pantolonlarımızı eşit miktarda ayıralım ve birleştirip artık örmeye başlayalım. Tam ortalayarak buraya işaretimi koymuştum ve diğer de tam karşı tarafta şimdi her ikisini birleştiriyorum şu şekilde bakınız ve başlıyorum aynı yere bir tane batıyorum ve bir trabzanımı örüyorum ve dolaşıyorum sırası ile ikili trabzanlarımı örerek diğer yeşil ayracıma kadar örüyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece ikili trabzanlarımı örüyorum. Evet şimdi ayracımın olduğu yere kadar geleyim. Yeşil ayracımın olduğu yere geldim. Bakınız takılı yere bir tane trabzanımı örüyorum ve ayracımı çıkarıyorum. Şimdi karşıya geçişimi yapıyorum. Yani bacağımızın sadece bu yönünü çalışacağız. Bu tarafı daha sonra aynı işlemlerimizi yaparak uzatmaya başlayacağız. Şimdi biraz önceki ilk almış olduğumuz ilmeğin üzerine geliyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Sırası ile devam ediyorum. Artık herhangi bir değişiklik yapmıyoruz parçamızı yuvarlaklar yaparak sürekli örerek büyütüyoruz. Sadece şu an sol bacağımızı örmekteyiz. Daha sonra sağ bacağımıza da aynı şekilde başlayacağız. Pantolonumuzun birlikte başlamış olduğumuz bir tane bacağını ördüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra aynen üstteki rengiyle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm. Ve lastiğimi yine e, belde ördüm lacivert rengimi ördüm 1 2 3 4 sırada lastiğimizi ördük bir ters bir düz şimdi diğer bacağımıza başlamadan önce ölçüsüne bakalım 37 santim ölçüsü diğer bacağımıza ipimi taktım şu şekilde tığıma bir tane düğüm atarak ipimi hazırladım Yine tam bacağımızın ara kısmından şuradaki hem diğer tarafa da örmüştük bu yönde de giriyorum bir tane zincirimi çektim bağlanarak 2 ve 3 sıradan takip ediyorum birer birer trabzanlarımızın üzerini örüyoruz ve yandaki örmüş olduğumuz diğer bacağın birebir ölçüsünü örüyoruz çeşitli renkler kullanmıştım renklerimizde bluzumuzdaki olan renklerde süslemelerimizi kullandığımız bunlarla güzelce bir çizgili e, renk katmak istedim ve örgümüze devam edelim trabzanlarımızı başlangıç noktamıza kadar örerek geliyorum en son trabzanımı ördüm başlangıç noktama zincir çekerek gel ördüğüm yere geldim ve batıyorum şu şekilde geçişimi yapıp tekrar zincir çekerek devam ediyorum ve bu şekilde sıramızı dolaşarak tıpkı yandaki sıramızın sayısınca örelim ve tamamlayalım Pantolonumuzun bir bacağı bitirmiştik. Diğer bacağını ilmeğimizi aldık. Bakın bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Renkli ipimizi geleceği yere kadar bu rengimizi örelim. Sayalım. Kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. Ana rengimizi örelim. Daha sonra açık rengimize geçelim. Evet pantolonumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra gri rengimizi ördüm. Şimdi bu kahve köpüğü rengimizi örüyorum. Kahve köpüğü rengimizden sonra bir sıra tekrar yine gri'mizi, bir sıra kırmızı, bir sıra gri, bir sıra yine kahve köpüğü rengini örüp iki sıra daha gri'mizi örüp lacivertimize başlayacağız. Burada gri ipimizi koparmamıza gerek yok. Arkada kalsın. Kahve köpüğü ipimizi bağlayalım tığımıza ve örmeye başlayalım. 1 2 3 arkadan ipimi sıkıştırıyorum ve örgümün yönünü birer birer devam ediyorum trabzanlarımı sıramızı bu rengimizle örerek tamamlıyoruz tekrar griğimizi örüyoruz tekrar kırmızı gri sırası ile örerek ilerleyeceğiz. Evet en son trabzanımı ördüm. Zincir çekerek başladığım trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Geçiyorum ve bir zincirle sağlamlaştırıp makasımla kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Zaten buradaydı bakınız onu koparmamıştık. Burayı sıkıştırıyorum. Bitirdiğim noktada trabzanımın üzerine takıyorum tığımı ve ipimi arkadan gerdirmeden alıyorum. 1 2 3 ve sırası ile trabzanlarımı örüyorum. Bu rengimi de bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra kırmızımı tekrar Gri mi, Tekrar kahve köpüğümü iki sıra daha gri mi örelim? Lastiğimizle görüşelim. Pantolonumuzun paça kısmını diğer ölçüyle, diğer e, paçasıyla aynı ölçüye kadar ördüm. Şimdi lacivertle paçamızın lastik kısmını yapmaya başlayacağız. Tığıma bir tane düğüm attım. Ve ilk şu şekilde trabzanın üzerine batıyorum. Zincir çekerek döndüğümüz. 1 2 3 ve 3 tane zincir çekerek paçamızın lastik kısmını örmeye başlıyorum. Şimdi birer birer trabzanlarımın üzerine batarak trabzanlarımı tamamlıyorum. Dümdüz örüyorum. Bir sıra lacivertten oluşan sıramızı tamamlıyorum. Arkadan da şu şekilde bakınız ipimi götürmeye çalışıyorum. İkili trabzanımı birer birer ilerleyerek örüyorum. Direkt lastik örgüsüne geçer isek bir sıra bu rengimizi örmeden yukarıdaki griyimizde lastik örgüsüne dönüşür. O yüzden herhangi bir işlemde lastik yapacağımız zaman ilk önce bir sıra düz örmemiz gerekmekte eğer farklı renklere geçiş yapıyorsak. Başlangıç yerime kadar birer birer trabzanlarımızı örerek tamamlayalım ve sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza başlıyoruz. Birinci trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımızın başını dolayalım. Sıradaki ilk trabzanımızı yandan girerek ikili trabzanımızı örelim. Bir sonraki trabzanımızı arkadan girerek trabzanımızın solundan çıkalım ve bir tane trabzan yine yandan bir sonraki trabzanımızı arkadan tığımızı geçirerek bir sonrası yandan bir yandan bir arkadan tığımızı geçirerek trabzanlarımızı sırası ile örelim arkadan geçiyorum. yandan arkadan ve yandan şöyle bakalım. Alttaki düz olarak örmüş olduğumuz trabzanımız da yukarıya doğru kabartılı bir şekilde çıktı. Diğer arkadan aldığımız ise çukur halinde içe doğru gömüldü. Bakınız iki tane kabartının arasında kalan çukur diğer tarafta kabartı olmakta. Şimdi bu şekilde diğer paçamızda ördüğümüz gibi şöyle paçamız 1, 2, 3, 4. 4 sıra trabzanımızı örerek tamamlayalım. Bir sırasını düz örmüştük. ikinci sırasına şimdi başladık. 3 ve 4'ü de aynen kabartılı olanları yandan, içte kalanları arkadan girerek örelim. Bir yandan, bir arkadan, bir yandan, bir arkadan şekliyle 4 sıramız tamamlanınca lastiğimizi bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar her iki paçamızın da lastiklerini tamamlayarak pantolonumuz kullanıma hazır hale geldi. Bir de e, ana renk kullandığımız ipimi iki kat ederek zincir çektim ve belinden geçirdim. İç kısmından şu şekilde geçirdim. Dilerseniz e, geçirmeden de kullanabilirsiniz. Bel yumuşak olduğu için çok da gerekli değil aslında. Ama hani düşmemesi için şu şekilde küçük bir bağ ile de bağlayabiliriz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere.